Merhaba arkadaşlar. Sıfatların hemen soru çözümüne başlayalım. Açıkse TV'de TET kampımız hızıyla, tüm hızıyla devam ediyor gençler. Şimdi sıfatları bitirdik. Soru çözümünü de yapalım. Sonra ödevlendirmenizi yapalım arkadaşlar. Şimdi 3-5 tane soru çözersek burada yeterli olacaktır bizim için. Bizim için yeterli olacaktır. Sizin için değil. Tamam mıyız? Şimdi ne demiş? Hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir? Bir isim birden fazla sıfatla nitelenebileceği gibi bir sıfatta birden fazla ismi niteleyebilir. Eyvallah. Yerli ve yabancı konuklar. Hocam tek isim var burada. Bu da demiş bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir. Hocam yerli konuklar, yabancı konuklar. Burada iki sıfat var. Bir isim var. Adana aradığımız değil. Tam tersi. Bir isim olacakça şey, birden fazla isim olacak bir tane sıfat olacak. Güzel bir araba bir sıfat arkadaşlar ayaklarımızın altında yine bir isim. Ayaklarımızın altında incelenen toprağa baktım. Burada sıfat yok zaten. Şu öğretmen ve öğrencileri tanıyor musunuz? Hocam şu öğretmen belgisiz şey, işaret sıfatı yani belirtme sıfatı nitelemiştir demiş. Zaten niteleme sıfatı değil. Hocam iyi annelere babalara iyi anne nasıl anne iyi anne iyi baba nasıl baba iyi baba. Hocam anne baba gördün mü? Cevabımız ne oldu? Edirne oldu. İyi sıfatı hem anne isminin hem baba isminin sıfatı olmuş. E haliyle cevabımız da Edirne olacak arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır demiş. Hangi bölümü seçeceğinize karar verdiniz mi? Hocam mi burada soru edatı. E şimdi diyeceksin ki hocam burada soru sıfatı yok mu? Var. Hangi soru sözcüğü bir isme gelmiş? Ne oldu? Soru sıfatı ama cümleye soru anlamını katan ne oldu? Soru anlamı katan ne oldu arkadaşlar? Mi soru edatı oldu. E hal böyle olunca Adana'yı eledik. Doğru mu? Gecenin bu saatinde bir neden çağırdılar? Soru sıfatları içerisinde, yazımı soru sözcükleri içerisinde neden neden var mıydı arkadaşlar? Yok. Bu soru zarfi ileride işleyeceğiz. gitti. En çok kaçıncı soruda zaman kaybettin? Hocam kaç soru sözcüğün bir isme geldi mi? Geldi. E haliyle ne oldu? Cevabı Ceyhan oldu. Bu kadar yemeği kime hazırlıyorsun? Kim yoktu arkadaşlar? Buçuk derste durmadan konuşuyor mu? Mi sorudatı. Arkadaşlar cevabım Ceyhan olacaktır. Geldik üçüncü sözcüğe. Hangisinde pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farklı bir görevdedir demiş. Bakalım. Yem yeşil bir ova. Nasıl ova? Yem yeşil ova. Hocam sıfat. Kış gelince ağaçlar çırıl çıplak kalmıştı. Çırıl çıplak kalmak. Hocam kalmak fiiline geldiği için ne oldu? Zarf. Güldüğü zaman bembeyaz dişleri parlardı. Diş hocam isim olduğu için ne oldu? Sıfat. E, hal böyle olunca cevap ne oldu hocam? Zarf. Yani Bursa oldu. Sıfat. Sıfat. E, koskoca dünya. Sıfat. Upuzun gece. Sıfat. Hocam Bursa ne oldu? Zarf oldu. Cevabım Bursa. Geldik gençler dördüncü soruya. Gençler yolda kalan insanlara yardım ediyordu. Gençler. Hocam burada gençler derken genç insanlar. insanlar ismi düşmüş. Adlaşmış sıfat demiştik değil mi buna? Daha bakalım bakalım arkadaşlar. Yaşamından kirli bir ses aktı yıllarca. Geç. Başarılı müsen herkesi takdirini kazanmıştı. Geç. Yoksullara dağıtılmak üzere. Yoksullara dağıtılmak üzere arkadaşlar. Yoksullar derken yoksul insanlara değil mi? Yoksul insanlara, kişilere vesaire cevabımız Ceyhan olacak. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim kullanılmıştır? Bakalım geceler kurşun gibi üniversite mi? Yok. Haya, hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma geçtik. Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar. Hocam kara sevda nasıl sevda? Kara sevda sıfat. Bir kara sevda hocam. Bir belgesiz sıfat. Kara niteleme sıfatı bir niteleme, bir belirtme sıfatı hal böyle olunca cevabım ne oldu? Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Evet, hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Sosyal medya iletişimi fonksiyonel kılsa da duyguları ve niyetleri örten bir yapı. Nasıl yapı? Örten bir yapı. Sıfat sıfat bir gider. Ya sahip. Samiyeti gizleyen bir doğası. Nasıl doğa? Samiyeti gizleyen doğa. Bir doğa gizleyen doğa. Sıfat gitti. Nostalji güzellemeleri yapmak istemem fakat mektup bile duygularımızı daha da rahat ifade etmemizi sağlıyormuş. Bunu anlayabiliyoruz. 3 göremedim bakalım. Mektuptan daha hızlı ve daha hızlı ve en az mektup kadar uzun yazabileceğimiz bu mecra. Bu mecra sıfat gitti. Çünkü oranın bizim oluşturamadığımız kendine has bir ahlakı. Nasıl ahlakı kendine has? Gitti. 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 Hocam Ceyhan'da sıfat yok. Cevabımız 3 numara oldu. Peki hocam Sıfat konusu burada biter. Sıfat konusunu unutmuyoruz. Güzel bir tekrar ediyoruz. Sonra bu soruları çözdük. Hocam hemen bu tekrar testlerinden soruları açıyorsun. Çözüyorsun. Yetmez. 30 tane. Tamam mıyız arkadaşlar? 30 tane sıfat konusu, sıfat, sıfat sorusu çözülecek. Yarın bakacağım ödevlere ona göre. Yarın bana göstereceksiniz. Ben de ödevlerin altını çizeceğim. Üzerine böyle imza atacağım. Tamam mıyız arkadaşlar? Çok cici bakıyorsunuz kendinize. Ödevler yapılacak. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.